paralel yapıyla sen flört edersen senin de hiçbir ilken olmaz. Sen de her yolu mübah görürsün. Onun için barajı geçmek şu anda en büyük hedef. Onun için her yol mübah. İsterse çözüm süreci olamasın. Ki onların o öngördüğü koalisyon yapısında zaten çözüm süreci o gün biter. Burada bir kaos planı işliyor. Bir şekilde Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, AK Parti'yi devirmek isteyenler bir plan uyguluyorlar. Ve HDP'yi buna mecbur kıldılar. Zorla parti olarak seçime girmelerini sağladılar. Ve HDP de kendi geleceğini, çözüm sürecinin geleceğini vesaire düşünmeden bu zokayı yuttu ve bu projeyi üstlendi. Zorladılar derken kimi kastediyorsunuz? Yani bir takım çevrelerin bunu zorladıklarını İçtir. Görüyoruz. Yani şu anda mesela HDP ne yapıyor? Kendini kullandırtıyor taşeron olarak. Gelin beni kullanın. Siz AK Parti ile baş edemediniz. Ben eğer barajı geçersem bir şekilde AK Parti'yi devirebilirsiniz diye kendini kullandırtan bir yaklaşım var. Senin ağababaların Kandil her gün tehdit ediyor ya. Benimle ilgili her gün tehdit yapıyorlar. AK Parti adayları saldırı altında kalıyor. Her gün hakaretlere maruz kalıyoruz. Vatandaşlar tehdit altında, vatandaşlar. Utanmadan bir de çıkıp diyorlar ki bunların zehirli dili var. Ya bu nasıl bir yaklaşımdır ya? Bunlar çiçek çocuk muamelesi görmeye alışmışlar. Öpeceksin, koklayacaksın, büyüteceksin. En ufak bir eleştiriye tahammülleri yok. Bakın ben bir iki böyle eleştiri getiriyorum. Hemen ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Büyük bir yaygara. Kimse bunlara laf söylemeyecek. Alışmamışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hemen birisi diyor ki sussun. Öbürküsü diyor ki az konuşsun. Biri diyor ki çenesini kapatsın. Öbürküsü diyor ki zehirli dili var. Ya sen ne biçim demokratsın arkadaş ya? Bu siyasi mücadelede herkes birbirini eleştirecek ve sen tahammül göstermeyi öğreneceksin. Dağdan gelip bağdakini susturamazsın. Yani devleti dağda dize getiremediniz, şehirde mi dize getireceksiniz? Yani bugün siz konuşabiliyorsanız AK Parti'nin sağladığı özgürlük zemininde konuşuyorsunuz. Yani eskiden nasıl muamele gördüklerini herkes biliyor. Bunları biz geride bıraktık. Onlar şimdi o eski Türkiye'ye dönmeye çalışıyorlar. Eski Türkiye'ye dönme projesinde kendilerini kullandırtıyorlar.